Gülnaz, buyur devam edelim. Tamam. Bu arada iyi geceler Gökçen Hanım. Nasılsınız? İyi geceler Gülnaz'cığım. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Size bir sorum. Hayat Bilgisi dizisinde liseli kız karakterini canlandırdınız. Yaprak Dökümü'nde üniversiteli genci. Şimdi oynadığınız Kayıp Şehir'de yetişkin bir kadın rolünü canlandırıyorsunuz. Bu rollerin hani yaşınızda paralellik göstermesi sizin için avantaj mı? Son dediğini anlamadım. Ne dedin? Bu rollerin yaşınızla paralellik göstermesi sizin için avantaj mı? Yani büyüme dönemine göre dizilerde yer aldın demek istiyor yani. Bir nevi öyle oluyor. Evet. Yani biraz öyle oldu herhalde. Bilmiyorum ki ben de onu diyorum. Ekranlarda büyüdüm. Küçük yaşta başlayınca böyle oluyor herhalde. Kaç yaşında başladın sen? Ben herhalde 20 yaşındaydım. Ha 20'de. He. VJ olarak mı başladın? O ilk deneyim VJ'lik mi? Yok, ilk radyo programı yaparak. Radyo programı. Sonra? İlk radyo programı. Sonra televizyonda VJ'lik yaptım. Evet. Yani program sunuyordum program daha doğrusu. Ondan sonra tiyatro. Sonra işte okul. Sonra hayat bilgisi. Sen de Müjdat Gezen'densin değil mi? Müjdat Gezen'denim, abi, evet. Müjdat abi ne çok adam çıkarttı ya valla. Ay evet. Hocam sevgiler. Evet. Sevgiler. Sen Müjdat Gezen'de misin hala? Evet. Yani Gülnaz'cığım şimdi tam soruna iyi cevap verebildim ya da bilmiyorum ama böyle işte küçük yaşta başlayınca öyle devamı geldi işlerin. Aslında işlerim uzun soluklu oldu. O yüzden de hani 10 sene geçmesine rağmen işte iki tane dizim var şu ana kadar. Çünkü Hayat Bilgisi 3,5 sene sürdü. Yaprak Dökümü 4,5 sene sürdü. Böyle... Sen mutlu musun? Mutlu mu? Bence hayatının en güzel dönemlerinden bir tanesini yaşıyorsun. En güzel dönemini yaşıyorum. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Bir tanesi bile değil yani. En güzel dönemini yaşıyorum. Şu an çok keyfim yerinde. Bu senin için kırılma noktası bence. Evet. Benim... Yani ne yapabileceğini gösterdin gibi bir durum var yani. Ya çok güzel denk geldi Aysel. Evet. Bilmiyorum. Çok çok seviyorum. Hem rolümü hem yaptığım işi çok seviyorum. Ya yanlış anlamadı. Bir şey daha söyleyeceğim sana ama fiziğine de hayran kaldım millet. Yani Leyla'da... Koltuğun olmuş ya. Ha. Leyla'da o kadar hani daha kapalı falan da ama burada evet. Mesela biraz daha farklı giyiniyorsun. Hani öyle ya da böyle neyse. Evet. Ama o da konuşuluyor yani. Hani bu da bir oyuncu için önemli bir şey nihayetinde. Ya sonuçta şöyle, Leyla daha kendine özgüveni olmayan, daha ayakları yere sağlam basmayan, kendi içine dönük ve dişiliği ön planda olmayan bir kızdı. Ve dolayısıyla orada böyle dik yürüyemezdim. Daha içe, evet, dönük, daha içe doğru. Daha içe doğru yürümem gerekiyordu ve... Ne bileyim yani çok güvenli bakamazdım. Makyajımı, saçımı, kıyafetlerimi ona göre yapıyordum. Aysel ise tam tersi. Çok ayakları yere sağlam basan, dimdik, özgüveni olan. Asla seksi olmak için uğraşmayan ama kendi doğalında bir seksapalitesi olan bir kadın. O yüzden de bu da bunu gerektiriyor. Yani işte saç modeli, makyaj, kostümler, her şey. Ya bu çok enteresan bir iş işte. Birini yaratıyorsun. Hadi bu böyle bir saç yapalım. Böyle bir makyajı olsun, böyle bir kıyafet. Ama olsun. Ne kadar hakim anlatıyorsun konuya yani. Hani bu yani başarının içinde bu var baksana. Kadını anlatıyorsun bize yani. Hani şöyle duru, bu duru, tavrı budur, tarzı budur. Evet yani çok farklı çünkü Aysel böyle oturuyor. Çok pardon, Aysel böyle yanında oturuyor. Yanında Mustafa Sandal varken böyle oturuyor filan. Aysel böyle oturuyor. İşte Leyla daha böyle oturuyor. Yani oturuşları, beden dili, her şeyle çok fark ediyor. Herkes diyor ki işte ne yaptın, fiziğin... Ne, bir şey mi yaptırdın? Ekstra bir durum mu var? Falan filan gibi. Hayır, tam tersi, sadece yani öyle bir durum yok. Sadece dedim yürüyüşümle ilgili, giyimimle ilgili, saçımla, makyajımla ilgili tamamen karakterle ilgili bir durum. Evet, biz içinden çıkan bu kadını sevdik. Yani millet sevdi gerçekten. Hem rolü sevdi hem bu kadını sevdi. Peki Gülnaz, son bir soru Mustafa'ya. Evet, iyi akşamlar Mustafa Sandal. Seni çok seviyoruz bu arada. İyi akşamlar, teşekkürler. İlk albümünüzden bu yana çizginizi değiştirmesiniz, yani tarzınızda değişiklikler olsa da çizginizi değiştirmediniz. Bunu korumayı nasıl başarıyorsunuz? Yani anlattık aslında ama yani müziği, bir kısa da... Bir kere ben hani bu işe neden girdim? Müzik aşkından ötürü girdim. Yani benim bu işe girişimdeki ilk neden ve şey amaç hani çok şöhretli bir insan olayım... Gibi şeyler değil yani. Ben müzik aşkından ötürü üniversite eğitimimi Amerika'da yarıda bırakarak Türkiye'ye geldim ve İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda asistan olarak
Sen şeyi anlat abi. Başladım. Yani anne seni Amerikalara gönderiyor baba. Deli gibi Amerika'da, İsviçre'de okulu bitiriyor. Oradan Amerika'ya gidiyor falan filan. Aile bekliyor, böyle delice bir oğlan dönecek ve manyak bir şeyler olacak bizim hayatımızda derken ben popçu olacağım diyor adam bir anda. Yani aile o sırada bambaşka bir durum var değil mi? Esas tabii orası yani, bir nokta yani. Ya bir de ben hani Amerika'ya gittiğimde öyle yani kolay şartlarda gitmedim. Yani ailemin çok zorlanarak beni gönderdiği bir durumda gittim. Ve 2,5 sene sonra Boston'da sınıfta otururken hiç unutmuyorum. İş hukuku dersi, böyle önümde bir kitap. Ya ben bir türlü orada olmak istemiyorum. Hani kalbimde, ruhumda müzik var. Çin'de yok. Ya, iş hukuku dersi okuyorum. Ne işim var burada benim kafasındayım. Dedim ki Mustafa, dedim, bir karar ver. Ve bu kararın arkasında dur. Ya dedim buradan kalk. Dedim dön Türkiye'ye. Ve kendini müziğe ver. Ya da burada otur. Bu yolda devam et. Ama bir dakika, şimdi bunu tavsiye etmiyoruz değil mi? Yani şu anda bizi dinleyen üniversite öğrencileri... Ya Beyazıt, ben şunu tavsiye ediyorum. İş hukuku okurken popçu olmak istiyorum. Kapat var, bir sınıflar boşalıyor falan. Ben, olunuyor diye bir şey yok yani, hani riske atmayın da. Yok, ben şunu tavsiye ediyorum. Yani bütün herkese bunu tavsiye ediyorum. Bütün genç arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Kalbinde ne varsa onun peşinden git. Çünkü hayatını sevmediğin bir işle, hayatını sevemeyeceğin bir işle geçirmek bence çok yanlış. Kalbinde, içinde, ruhunda ömrünü geçireceğin, çünkü insanın mesleği ömrünün büyük bir bölümünü alan bir durum. Ama mesela, biraz da yani param varsa. Abi yani benim param yoktu ya. Ya ben ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Amerika'dan geldim Beyazıt. Cebimde 5 kuruş para yok ama ciddi bir müzik aşkı var. Gittim, borca girdim. Hiç unutmuyorum, senetler imzaladım. Müzik aletlerimi aldım. Gece gündüz stüdyoda yatıyorum, kalkıyorum. Orada yaşıyorum. Beste ve şarkı, yani aranjman yapmak ne demek, bunları öğrenmeye çalışıyorum. Gelecekle alakalı hiçbir garantim yoktu. Yani içimdeki ses haricinde başka hiçbir garantim yoktu. Sadece içimdeki sesi dinledim ve hayatım boyunca mutlu olacağım işi yapmak istedim. Peki ya olamasaydın şu anda içindeki sese ne derdin mesela? Yemiştim yani. Ama bir şey söyleyeceğim burada. Çok evet. Önemli bir şey söyledin. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Biz çok göz önünde iş yapıyoruz ve işte herkes ya ben de oyuncu olmak istiyorum. İşte ben de şarkıcı olmak istiyorum. Ben de bilmem ne. Çok doğru. Yani yüreğinin sesini dinle ve yapmak istediğin mesleği yap ama... Bunun yanında hani sen onu yapmışsın belli ki, çünkü bir sürü şey gerekiyor. Yani azim gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor, çok çalışmak gerekiyor. Hani hadi ben oyuncu olacağım, hadi ben bir oyuncu olayım, bir ajansa yazılayım. Hani çok basitmiş. Sadece yürekteki sesle çok, biten bir durum öyle değil. Öyle bir şey değil, hani çok basitmiş gibi görünüyor ya bazen bizim yaptığımız iş. Yani ben mesela hani ben şimdi şu an burada oturuyorum. İşte şu an Aysel'i oynuyorum ama buraya gelene kadar... Neler yapıyorsun böyle hani böyle geliyorsun kazıya kazıya. Daha da feciz yani, o yüzden hani sadece tabii ki sesini dinliyorsun ama onun yanında birçok şey. Ya yapman gerekenleri de. Yapıyorsun zaten evet, yani yapman gerekenleri yapmadan o iş olmuyor. Evet. Ama şöyle bir formül yok. İşte ben okula gittim, üniversiteye gittim ya ve başarılı olacağım. Böyle bir garanti, böyle bir formül yok. Yani bugün Mark Zuckerberg'den Steve Jobs'a, Bill Gates'e kadar bunlar... Üniversite terk adamlar. Yazıt. Yani şimdi doğrusu bu abi. Bakın çocuklar, bunlar çok önemli konular. Bunları iyi dinleyin. Üniversiteyi terk edin. Bakın bunlar. Şimdi verdiğimiz örnekler o. Yüreğimin sesini dinledim. Bunlar hep üniversite terk. Yok, şaka tabii bir tarafa. Ben konuyu şöyle bir yere... Doğru söylüyorsun da. Yani zaten bu ülkede de. Dünyada da böyledir. Hani bu ülke diyesin var mı? İş bir süre sonra seni buluyor. Yani biraz da böyle bir durum da var. Sevsen de sevmesen de bir süre sonra o seni buluyor. Buluyor dediğim, o işi yapıyorsun. Sevsen de yapıyorsun, sevmesen de yapıyorsun. Bazen başka çaren kalmıyor. Ama yüreğindeki ses, biraz da yeteneğin, biraz da tırmalamaya mecalin varsa... Hani dayak yemek istiyorsan hayattan, sağlamlarından o zaman fayda var. Peki. Ya ben şunu eklemek istiyorum. Gecenin bu yaz felsefeye bu kadar... Hayır. Ya bizim toplum olarak mutlu insanlara ihtiyacımız var. Yani o yüzden insanlar sevdiği işi yapmalılar. Sevdikleri şeylerin peşinde koşmalılar. O kadar diyorum. Keşke. Ben de güzel sanatlar okudum. Onu da seviyordum ama sevdiğim başka bir işin içine düştüm. Allah'tan da düşmüşüm yani. Hani keyfim yerinde en azından. Güzel.
Ya vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani üniversitedeki halim şimdi 17 sene oldu Beyaz Show başlayalı. Gitgide önümdeki kitle küçülüyor. Yani ben bu işe başladığımda benim yaş grubum seyirciydi. Şimdi artık 17 yaş altı. Hani 17 sene sonrakiler seyirci. Sizin yerinize hala ben kendimi koymaya gayret ediyorum. Yani cidden çok isterim hepiniz teker 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 şu okul bittiğinde, hatta bitmeden önce bir şeyler yapmaya gayret edin. Okul bittiğinde biraz daha rahatlamış olsun. Yani inşallah hayatınız çok güzel geçer. Cidden çok isterim. Çünkü çok zor bir dönemden geçiyorsunuz yani. Evet. Gülnaz'a teşekkür ediyorum. Gülnaz'cığım teşekkür ederiz. Beyaz, son olarak bir şey söyleyebilir miyim? Söyle hayatım. Ya seni çok seviyoruz. Öncelikle çok bekledik yani. Çok güzel programın. Bomba gibi, her şey çok güzel. Rümeysa, Sema, Ayşem, Gülsen, hepimiz senden bol bol selam ve öpücük bekliyoruz. Ve iyi akşamlar demek istiyoruz. Hepsine buradan selamlar, hürmetler. Ben de iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum. Rize'ye de selamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,